İbrahimovic'i bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Anelka 143 milyon euro ile izliyor. Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, 2020'de Olimpiyat ve Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düzenleyecek güçlü olduklarını, ancak birini seçmek için önlerinde zaman bulunduğunu söyledi. Kılıç, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun yenilenmesi için de bir an önce çalışmaların başlayacağını kaydetti. Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Türkiye'nin hem 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı hem de 2020 Olimpiyat Oyunları'nı düzenleyecek güç ve donanıma sahip olduğunu söyledi. Avrupa Futbol Şampiyonası'nı da yapabilecek güç ve donanımdayız. Olimpiyatları da yapabilecek güç ve donanımdayız. Biz her ikisini de istiyoruz ama her ikisinin de aynı yıl olması dolayısıyla ülkemizde yapılamayacağını biliyoruz. Karar vermek ve sadeleştirmek için önümüzde daha zaman olduğu kanaatindeyim. Biz her ikisine yönelik olarak da hazırlıklarımıza devam ediyoruz ama elbette biliyoruz ki bu organizasyonlardan birini Türkiye üstlenecek. Şu an için gönlümden neyin geçtiğini söyleyip elimizi bu anlamda zayıflatmak istemiyorum. Gönül arzu eder ki her ikisini de yapabilelim ama elbette biliyoruz ki bir tanesini yapacağız. Bakan Kılıç, mevcut olimpiyat stadının 2020 olimpiyatları için kullanılacak tesisler arasında olacağını Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne bildirdiklerini ve bakım onarım çalışmalarının da bir an önce başlayacağını kaydetti. Bir ay sonra olimpiyat stadının yeni görünümüne ilişkin proje görsellerini spor camiasıyla paylaşacağız. Olimpiyat stadı betonarme gövdesi muhafaza edilmek kaydıyla tüm çatı ve kaplama sistemleri değiştirilerek bambaşka, yepyeni, çok modern bir stadyum olacak. Bu alanda 2020'nin de adeta yükünü çeken ana yapılardan bir tanesi olacak. Tarihinde ilk kez olimpiyatlarda mücadele